Kardelen Televizyonu'nun değerli izleyicileri, bugün Erzurum'dan dünyaya İsmet Özel tadında bir müsahabe sunmaya gayret edeceğiz. İsmet Özel herkesin malumu bir isim. Aydınlı bir ailenin Kayseri'de doğmuş Türk İstanbul evladı desek yeri midir efendim? Sizin e, ifadeniz olarak biz terslik yok tabi evet. evet. Kategorize etmek bizim şanımızdandır. Ee, İsmet Özel komünist mi, İsmet Özel Müslüman mı, İsmet Özel Türkçü mü dediklerinde irfan sahibi olmasa da vicdan sahibi herkes İsmet Özel ehli sünnet vel cemaattendir. Evet. dese yeri midir efendim? Vallahi Türkçü kelimesini e, rahatsızlıkla e, karşılarım. Türk demek daha doğru. Yani çünkü Türk olmak başlı başına bir şeydir. Bir de onun üzerine bir de Türkçü olmaya gerek yoktur. Türk olanları e, yaptıkları işlerden anlarız. Evet. Peki efendim. Çok gençken e, bir şiirinizde Erzurum e, geçiyor. 1966 Kan Kalesi, evet, evet. şiirinizde. E, niye Erzurum evet. geçiyor? Erzurum'un <laughs> sizdeki ne? öyle başlayalım efendim. E, o şiiri yazdığım yıl ilk defa Erzurum'u gördüm. E, bunun belki e, tesiri vardır. Bir de e, benim şiirlerimde sadece Erzurum geçmez yani. E, sürmene de geçer mesela. Evet. Yani şimdi <laughs> bugün İstiklal Marşı Derneği genel başkanı olarak insanlara anlatmaya çalıştığım ve bir türlü başaramadığım bir şey var. O da şu. 13. asırda ve İstiklal Harbi sonrasında Türklerin bir vatanı oldu. Yani Türkler bu toprakları vatanlaştırdılar. İnsanlar şunu anlamalıdırlar ki Türklerin bir vatan sahibi olmak için üçüncü bir fırsatı olmayacak. Üçüncü bir fırsat ellerine geçmeyecek. Bunu insanlar anlamalıdırlar. Yani İstiklal Harbi'miz bizim Millet olarak dünyada bütün dayatmalara karşı e, durabileceğimizi gösterdiğimiz mücadeledir. O manada yani şiirimde Erzurum'un ya da Sümenen'in geçmesi doğrudan doğruya bu vatanlaşma meselesiyle alakalıdır. Yani dünyada Türk toprağı diyeceğimiz bir yer var mıdır? Bunu biz İstiklal Harbi'nin akabinde Sakarya Meydan Muharebesini vererek tasdik ettirdik. Kimse böyle bir şeyi e, kabule hevesli değildi. Ya da böyle bir şeyin telaffuz edilmesine bile e, imkan vermiyorlardı. Yani bizim bir vatanımız olması, Türkiye Cumhuriyeti diye bir devletin, tecessüm etmesi bu topraklarda Ermenistan'ın Büyük Yunanistan'ın Gürcistan'ın Kürdistan'ın ortaya çıkmaması mukabilindedir. Yani Türkiye'nin Türkiye olmaması halinde bütün bunlar olacaktı. Onun için yani Erzurum, Erzincan, Aydın, Manisa, Çanakkale, ne diyorsak diyelim, bizim millet olarak tarihten silinmediğimizin ve bir vatan sahibi olduğumuzun işaretleridir. Biz bunu birçok fedakarlıklar karşılığında elde ettik. Yani. Türkiye'de yanlış olarak bilinen şey şudur. Türkiye Cumhuriyeti var. Bu misak-ı milli sınırları içinde bir e, devlet. Hayır böyle değildir. 1919'da Ali Rıza Paşa kabinesi tarafından ilan edilen misak-ı milli bugünkü sınırlarımızın çok ilerisindedir. Biz vatan sahibi olma pahasına bu sınırlara razı olduk. Yani e, Misak Milli'nin sınırları Halep'in 20 kilometre güneyinden geçiyor. Misak Milli sınırları içinde Selanik var. Misak Milli sınırları içinde bugünkü Bulgaristan'ın Üçte biri diyebileceğimiz topraklar var. Yani Erzurum bu bakımdan ehemmiyetli bir şey. Çünkü biz e, bir sonucu elde etmek için Erzurum'un desteğinden istifade etmişiz. Ama o sonucun kıymetini bilmiş miyiz? Mesele burada. Yani biz tarihten Türk olarak silinmemenin Kıymetini bilmiş insanlar mıyız? Halimize bakan bize işte Türk dediğin böyle olur diyor mu? Bence hayır. Evet. Sizin e, terkibinizle devri dilarayi cumhuriyet biraz Erzurum'dan yolu geçmiş. Erzurum'un e, verdiği e, mahfiyet içerisindeki büyük destek e, cumhuriyete giden yolu aydınlatmış benim sizi ne Söke'ye ne Kayseri'ye ne Erzurum'a sığdıramayışımın sebebi yine sizsiniz siz Türk İstanbul evet tavsifinizde Türkiye'deki her gönül sahibinin zirvesinin İstanbul olabileceğini söylediğiniz için yani size iltifat manasına değil. Her Türk'ün e, bir şehri de doğduğu şehirden çok olduğu şehir İstanbul'dur evet. manasına e, bunu söyledim. E, efendim İstiklal Marşı Derneği e, Türkiye'de meraklı insanlarca bilinen e, bir dernek. Bilinmiş olması e, Gönül verilmiş olması manasına elbette gelmiyor. Benim bir siyaset arkadaşım vardı. O vefat ettiğinde yaşadığından daha çok Türkiye'ye Türklere hizmet etmişti diye ben onu anlattım. O vefat ettiği zaman Cumhuriyet Gazetesi'nde İstiklal Marşının irticai bir metin olduğuna dair makaleler çıkıyordu maalesef hangi yıllarınlar e, birkaç yıl önce efendim Hı. yine İslamcı diye kendisini takdim eden bazı genç e, okur yazarların da akife şair demek Türk şiirine ihanettir dedikleri bir dönemde benim arkadaşım hatasıyla sevabıyla ...bir helikopter kazasında... ...Hakk'a yürüdü ve... E, Tacettin dergahına... ...defnedildi. O zamanlar sizin İstiklal Marşı... ...derneğiniz vardı. Sizin İstiklal Marşı'nın... ...ihtiva ettiği mananın... ...yürek anayasamız... ...olması gerektiğini zaten... ...söylüyordunuz. Bunu nereye... ...bağlayacağım? Siz... İstiklal Marşı dediğiniz ve bunun ısrarla altını çizdiğiniz günleri halen yaşıyoruz. Ama milliyetçiliğin biraz ulusalcılığa evrildiği, siyasal İslam söyleminin de Müslümanca bir hayatın önüne geçtiği bir zamanda söylüyorsunuz ve zor zamanda konuşuyorsunuz. Yani Uhsin rahmetli onun ölümü bir ihtiyaç mıydı bu manada? Sizin bugünkü yürüyüşünüz bir ihtiyaç mı? Yani milliyetçiliğin ulusalcılığa düştüğü, e, Müslümanca bir hayat yaşamaktan ziyade söylem bazında e, İslamcılığın çok tüketildiği bir e, yerde bir şeyler söylüyorsunuz. Söylediğinizi biraz daha aç, aç açmanızı istirham ediyorum. Şimdi bahis konusu eğer Muhsin Yazıcıoğlu ise sizin yaklaşımınıza katılmıyorum. Yani Muhsin Yazıcıoğlu öldükten sonra yaşadığından daha tesirli oldu denemez. Muhsin Yazıcıoğlu zaten gittikçe tesirini artıracağı için eğer Türkiye bir şekilde başkanlık seçimine, başkanlık rejimine geçtiği takdirde Türkiye'de Muhsin Yazıcıoğlu'ndan başka Türkiye'nin başına geçecek adam kalmadığı için öldürüldü. Yani vakitlice onun cismini ortadan kaldırdılar. İsmi daha çok büyüdü mü? Hayır. Bunda da en büyük kabahat Büyük Birlik Partililerindir. Yani ee, bence e, yani e, ben hatırlarsınız belki e, Allah Türkleri diğer milletlerden üstün yarattı başlıklı bir konuşma yaptım. O konuşmayı yaptığım sırada da karşımda e, Muhsin Yazıcıoğlu oturuyordu ve e, benim hiçbir dostluğum ne bileyim yani hani fiili bir e, karabetim e, yok kendisiyle. Ama o konuşma sırasında e, bakışlarımızla, e, birbirimize ne nazarla baktığımızla, biz bir e, müşterek saha temin etmiş idik. E, ve e, bu bakımdan e, Türkiye'nin Muhsin Yazıcıoğlu'nun mevcudiyetiyle, kat edeceği mesafe hiç şüphesiz onsuz başımıza gelenlerle karşılaştırılamaz. Ee, şimdi bir şeye bakmamız lazım. Yani e, bizim ülkemizin ülke olarak muhafazası insanların diline doladıkları bir şey. Sık sık şu lafı ediyorlar. İşte şehitler ölmez, vatan bölünmez. Türkiye'nin başındaki bela vatanın bölünmesi belası değildir. Türkiye'nin başına gelecek şey Türkiye Cumhuriyeti'nin haritadan silinmesi tehlikesidir. Yani ee, vatan bölünmez meselesini söylerken insanlar işte diyelim ki e, Türk Kürtlerin Türkiye'den toprak koparacakları gibi bir fantazie e, şey yapıyorlar. Halbuki insanlar nasıl bir dünyada yaşadıklarını hiçbir zaman fark etmek sizin e, bu laflara e, e, mail ediyorlar. Eğer Türkiye bir şekilde siyasi birliğini kaybedecekse, Türkiye'den kopacak parça doğudan değil batıdan olacaktır. Yani e, o zaman belki ilk planda Türk Yunan Konfederasyonu şeklinde bir numara sergileyecekler ama Türkiye doğudan çök. E, e, yara alarak işi sona erecek değildir. Allah göstermesin. Öyle bir şey inşallah hiçbir şekilde olmaz. Ama planlar bu istikamettedir. Evet. Ee, onun için e, insanlar e, dediğim gibi nasıl bir dünyada yaşadıklarını e, bilmeleri lazım. Nasıl bir dünyada yaşadıkları insanlar kendi kazançları ve Hayat biçimleri olarak e, tasavvur, tahayyül ediyorlar. Yani biz çocuklarımızı geleceğin e, özenilir Türkiye'sine hazırlamıyoruz. Çocuklarımızı kafirlerin e, iyi diye bildikleri şeylere entegre olmuş fertler pozisyonuna hazırlıyoruz. Yani beni beni hayretlere düşürüyor. Yani bir adam, genç bir çocuk, İmam Hatip Mektebi'ni bitiriyor ve sinema televizyon tahsil ediyor. Bu bizim alaya alınabilir insanlar olmamızın bir başlangıcıdır. Yahut belki bu konuda çok daha ileri gidildi yani. Ee, insanlar bazı şeylere dikkat etmiyorlar. Yani e, bizim millet olarak hayat gücümüzün nasıl birileri tarafından tahrip edildiği meselesi kimsenin dikkatini çekmiyor. Yani bir gidişat var ve bu gidişatın iyi mi kötü mü olduğu konusunda münakaşa da açılmıyor. Biz İstiklal Marşı Derneği olarak sarahaten herkese karşı Türkiye'de belki Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan bu yana yaşamış olan bütün ideolojik yaklaşımlara karşı şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Türklük bir ırk değildir. Türklük bir kültür değildir. Türklük bir e, yaşama biçimi değildir. Türklük tarihi bir roldür. Kafirle çatışmayı göze alan Müslümana Türk denir. Dolayısıyla bu tarihi rolü kim üzerine almışsa ona Türk diyoruz. Bunun adı e, kim olursa olsun. Yani kafirle çatışmayı göze almamış bir insanın Türk olmasına imkan yoktur. Bir insanın Gayrimüslim Türk olmasına imkan yoktur. Bu işleri bize birileri kendi paçalarını kurtarmak için e, yutturdular. Yani Türklük başka, Müslümanlık başka diyerek. Böyle bir şey hiçbir zaman tarihin hiçbir safhasında olmamıştır. Türk tarih sahnesine Allah'ın kılıcı olarak çıkmıştır. Yani Türk diye bildiğimiz ...unsura aslında adı büyük ölçüde Türklerin dışında yakıştırılmış. Türklerin dışında kalan insanların yakıştırdıkları bir isimdir. Türkler kendilerini biz Türk'üz diye ortaya çıkarmıyor ama onlar Türklerden gördükleri zarar dolayısıyla Türklere Türk dediler. Evet. Hemen aklıma bir Erzurum manisi geldi. Ee, galiba bir e, Türk delikanlı, Ermeni bir kıza aşık olmuş... Demiş ki bahçelarda mormeni. Verem ettin sen beni. Ya sen İslam ol ahçık. Ya ben olayım Ermeni. Evet. Yani bu, bu manideki manayı mündemiş bir haz e, <laughs> mı var efendim? Burada Ermeniler devreye giriyor tabii. Yani Ermeni inadı diye bir şey vardır. Ee, yani Ermeniler e, kiliseyle falan başları ...o kadar hoş olmadan da... ...Ermenice bilmeden de... ...Ermeniliklerinden vazgeçmedikleri için... ...onlara... ...bir Ermeni inadı yakıştırılmıştır. Yani Ermenice bilmez... ...ve de... ...öyle... ...hangi şeyden olursa olsun... ...çünkü Ermeniler... ...sadece Gregorian değillerdir, Katolikleri... ...hatta Batıllaşma başladıktan sonra... ...Protestanları falan da vardır. Yani... Ee, ama Ermeniliklerini korurlar, korumaya gayret ederler. Şimdi son zamanlarda e, sizin söylediğin naklettiğiniz mani'nin zıddına bir eğilimde çok yoğun bir şekilde başladı. Yani Müslüman Ermenilerimiz var ve bunlar Ermenilik davasını Müslüman olarak yürütüyorlar. Sonunda yani. Ya sen İslam ol Ahçık ya ben olan Ermeni kalktı ortadan. Yani e, Ermeniler gördüler ki Ermeni kimliğiyle Ermenistan davasını ileri götüremeyecekler. Şimdi farklı farklı kimliklerle ve burada da Müslüman kimliği çok işlerine yarıyor. E, Ermeni meselesini ilerletmeye çalışıyorlar. E, başarılı olurlar mı? E, eğer bu gidiş ee, İnkıta uğramazsa olurlar tabii ki. Allah korusun <laughs> olmazlar. Efendim siz e, şiir dünyasının zirvesinde bir e, isim hiç itiraz yok şair İsmet Özel'e ama şair İsmet Özel e, Türkiye'nin haritadan silinme tehlikesi var dediğinde. Poetik endişelerle cinayete bile kurban gitti. Hı hı. Yani niye rahatınızı bozdunuz? Böyle bir rahatı niye e, reddettiniz? Hayır ben reddetmedim. Ben e, çok bencil olduğum için şair olarak e, kendime e, çok e, önemli bir yer tahsis ettiğim için bu politik görüşleri ileri sürüyorum. Bir şair, bir lisanın şairidir. Yani bir milletin şairidir. Allah milletleri, dilleri, lisanları üzerinden yaratır. Ben bir Türk şairi değilsem hiçbir şey değilim. Anlatabiliyor muyum? Yani e, dolayısıyla Türklük benden başka her şairin meselesi olması lazım. Ama adam Yahudi ise, Ermeni ise, Rumsa ve Türkçe yazıyorsa, onun için mesele benimki ne benzemez. Ona göre kendi milletinin davasını Türkçe üzerinden yürütmek diye bir dert vardır. Ama ben tıpkı Mehmet Akif gibi. ...mensup olduğum milletin... ...bana kazandırdığına... ...yüz çevirmeyen bir insanım. Eğer ben... ...mensup olduğum milletin... ...bana kazandırdıklarından istifade etmeseydim... ...bir tek Mısra yazamazdım. Yani insanlar... ...neden benim şiirlerime... ...itiraz edemiyorlar? Çünkü o Türk sesi. Yani kendilerinde... ...toplu ilenin başı kadar bile Türklük varsa, ister istemez benim yazdıklarımla bir e, bir şey edinecekler. Yani onların bir yerlerine ister istemez dokunacak. Eğer böyle olmamış olsaydı, rahatlıkla e, İsmet Özel zaten berbat bir şairdir diyebilirlerdi. Diyemiyorlar çünkü o zaman. E, Kendileri de kaybedecekler. Yani bu öyle bir şey. Ee, i̇ki harp arasında... ...Almanya büyük bir enflasyon yaşadı. Ee, para o kadar değersizdi ki... E, ...banknotlarla kahve pişirildiği hikayesi anlatılır. Veyahut derler ki... E, ...bir adam çocuğunu bakkala ekmek almaya gönderir... ...tabii Almanya'da bakkal... ...lafı uygun değil ama biz Türkçe konuşurken bunu söylüyoruz. Çocuk döner, baba verdiğim para yetmedi. O arada ekmeğin fiyatı değişmiştir. Böyle bir enflasyon vardı. Bu enflasyon bir süre sonra durmak zorunda kaldı. Almanların gayretiyle mi? Hayır. Çünkü Almanya'nın Alman ekonomisinin çökmesi demek Avrupa'da büyük problemlerin doğması demekti. Anlatabiliyor muyum? Yani e, onun için mecburen Almanya'daki enflasyonu durdurdular. Almanya'nın hasımları durdurmak zorunda kaldı. E, bu biraz da benimle alakalı bir şey. Yani e, şimdi Türkiye'de. Sivas göklerinde Sırp tayyareleri uçacak mı diyen 70 küsur milyon içinde bir benim. Sivas göklerinde Sırp tayyareleri uçacak mı? Bu tehlikeden benden başkaları haberdar değil miydi? Evet de idiler. Fakat bunu söyledikleri takdirde yemleri kesilecekti. Ben kafirin lokmasını yemediğim için kafirin kılıcını sallamıyorum. Yani gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını sallar. Türkiye'de bir düzen var, bir sistem var. Bu sistemi kim ayakta tutuyor? Bugün Türkiye'de sıcak parayla ekonominin döndüğünü söylüyorlar. Bu sıcak paranın menşei ne? Ve neden bir türlü Türkiye'yi terk etmiyor? Ve o sıcak parayla yapılıp duran işler ne işler? Türkiye'nin yükselmesini sağlayan şeyler mi yoksa Türkiye'nin her gün biraz daha mecbur bir ülke haline gelmesini sağlayan şeyler mi? Yani Türkiye'de bir enerji yedeğimiz yok. Bunun şiirle alakası ne? Bunun şiirle alakası bu. Yani sen enerji yedeği olmayan bir milletin mensubu olamazsın. Eğer bir ülke kendini kendi menfaatini her şeyin üstünde tutmuyorsa o oraya niye ülke diyelim onlara niye millet diyelim yani bir millet başka türlü olmaz yani dünyada bir çingene milleti varsa eğer bu da çingeneliğin kıymete değer kısmını temsil etmeleri yüzündendir yani dünyada bu büyük bir literatür var Puşkin'in Çingeneler diye bir eseri var mesela. Yani çingeneler öyle abur cubur insanlar değiller. Yani her milletin Allah çünkü milletleri yarattı. Ve onlara kendi varlıklarını e, savunacak imkanlar da bahşetti. Onlara lisan bahşetti. Bizim lisanımız Türkçe dediğimiz lisan öyle Çağatayca Mağatayca değildir. Bizim lisanımız Kur'an'dan doğmuş olan bir lisan. Biz Müslüman olduğumuz için Türkçe konuşabiliyoruz. Ve bugün bazılarının başka çare bulamadıkları için Türkiye Türkçesi dedikleri şey... ...lisanımızın aruza uygulanabilirliği yüzünden şekil almış ve yükselmiş bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Yani e, biz Müslüman olmadığımız takdirde Türk de olamayız. Yani biz zaten Türktük. E, bizim efendim... ...inancımız da zaten İslam'a... ...yakın bir şeydi... ...o yüzden çok... ...bu yanlış... ...biz... ...Müslümanlık sayesinde Allah bize... ...bir yüksek mevki... ...bahşetti... ...bütün mesele biz... ...Allah'ın verdiğine... ...yüz çeviriyor muyuz... ...nankörlük ediyor muyuz... ...oradadır... ...yani... ...bu işlerden... ...kim anlar... ...diye sorduğumuz zaman... Doğrudan Kur'an'a müracaat etmek zorundayız. Çünkü bizim e, kültürel olarak e, yalnız kültürel olarak değil, yani cesamet olarak her şeyimiz Kur'an'dan çıkma şeydir. Yani öyle e, Budizmle falan filan olan bir şey değil. yani Mesela biz kafirlerin bize olan Iı, tesirleri sebebiyle medeni kelimesi yerine ki medeni kelimesi biliyorsunuz sivilizasyon kelimesinin karşılığı olarak ziyago kalp tarafından uydurulmuş bir kelimedir ee, ama işte bu Türkçe'de sadeleşme özleşme falan filan gibi şeyler başlayınca uygar demeye başladılar medeni yerine sebebi çünkü Türk kavimleri arasında Uygurlar en medeni olanlarmış Uygur diyemediler Uyu A yapıp Uygar dediler böyle komik insanların yani hafife alacağı şeyleri insanlar bir kimlik işaretiymiş gibi üzerlerinde taşıyorlar yani e, neden böyle oluyor yani millet varlığının yükselmesi millet varlığının kıymete binmesi kimlerin aleyhine olacak? Bunu hesaplamamız lazım. Neden bir türlü Türkiye kendi kaynaklarını kullanamıyor? Devreye geçiremiyor, devreye sokamıyor. Bunu bir bilmemiz lazım. Efendim bu noktada bugün çok övünerek anlattığımız sivilleşme, sivil toplum örgütleri, şehir dernekleri, siyasi organizasyonlar e, acaba milletleşme ve tiremize e, müspet katkı mı yapıyorlar? Yoksa kendi milletçiklerini oluşturarak millet oluşumuzun önüne bir duvar mı e, çekiyorlar? Çünkü e, millet olmaktan önce gelen önceliklerimiz varsa yani e, İpotek ediyorsak irademizi, hürriyetimizi, iffetimizi, izzetimizi e, nasıl millet olacağız? E, olamayacağız. Yani bu işler e, bir yerlerden e, ayarlanıp uygulamaya, uygulama diye bir kelime kullanıyorum ben de. 1944 doğumluyum ve e, mekteplerde okudum. ...kitaplar okudum, kitaplar yazdım. Ben bugün... E, ...konuşurken... ...ne dediğimi... ...bilen bir insan mıyım? Şüpheli. Yani... E, ...neden şüpheli? Ben... ...Türkçem fena değildir. Neden değildir? Çünkü... E, ...Türkçe... Bilen insanları dinledim çocukluğumda. Ama daha genç insanlar bu fırsattan istifade edemediler. Yani 1928 yılında bizim yazımız elimizden alındı. 1929 yılında da Arapça tedrisat idadilerden kaldırıldı. Yani 1929 yılına kadar idadi mezunu herkes orta derecede değil iyi derecede Arapça bilirdi. Dolayısıyla tahsil görmüş bir insanın abuk sabuk konuşması diye bir şey bahis konusu değildi. Neden Arapça dersi verilirdi mekteplerde? Çünkü okumak bir miktar başarılabilen bir şeydi. Ama hangi kelimenin bu kelime katıksız Türkçe olsa bile nasıl yazılacağını Saf, bilmeden beceremezdi. Kimse altından kalkamazdı. O yüzden mecburen Arapça tahsili vardı. Türkçe yazabilmek için Arapça bilmek zarureti vardı. Şimdi biz Türkçe şeyi bile bilmiyoruz. Yani e, harfleri nasıl yapacağımızı bile bilmiyoruz. Yani e, Fransız İngiliz e, Latin alfabesi kullanır. Ama Latin alfabesini kendi lisanlarının icap ettirdiği şekilde kullanır. Ve bu yüzden de e, Fransızca e, şekillerde fark vardır. El yazısıyla R yazacaksanız... Şöyle bir işaret yaparsınız. Ama eğer İngilizseniz ve R yazacaksanız el yazısıyla şöyle bir işaret kullanırsınız. Yani bu kadar e, lisana bağlı bir şey bu. Biz de dilimizin bir sisteme kavuşması için Kur'an alfabesini kullandık. Daha da ilerlettik bu işi. Bugün bütün Arap dünyasında kitap neşretmek ve gazete çıkarmak için kullanılan Rika harfleri İstanbul'da icat edilmiştir. Araplar Rika harflerini bizden öğrendi. Bizim kullandığımız birçok kelime bunların Başına biz istiklal kelimesini oturtuyoruz. İstiklal kelimesi Arapça değildir. Türkler tarafından Arapça lisan kaidelerine uygun olarak türetilmiş bir kelimedir. Buna işte medeniyeti de birçok e, İstiklal marşında ceriha diye bir kelime istiklal dışında var. O da Arapların bilmedikleri, Türklerin kullandıkları bir kelimedir. Yani... E, bu işleri yani millet olmaktan bahsediyorsak eğer neden millet olduğumuzu anlamadan nasıl millet olacağımızı yakalayamayız. Yani biz e, bir vatan sahibi olarak buraları vatanlaştırarak millet olma gücümüzü de yükselttik. Ve Osmanlı yönetimi bizim milletliğimiz önünde hızlandırıcı bir unsur değildi yavaşlatıcı unsurdu. O yüzden biz Tanzimatla beraber kendimize gelme çabası gösterdik. Tanzimat bizi gavurlaştırıyordu. Biz buradan Türkleşme imkanları devşirdik ve İstiklal Harbi'ni kazandıktan sonra da bütün dünyaya başka bir şey olmadığımızı, sadece Türk olduğumuzu ilan ettik. Anlatabiliyor muyum? Yani. Evet hocam e, siz anlatırken sizinle anlamaya çalışıyorum. Aklıma püsküllü bela geldi. Evet. Yani gavur padişahın başımıza koyduğu püsküllü bela. Evet. Sonra e, Cumhuriyet'le birlikte yeni bir yola girdik. Serpuş, e, terekli şapkayı taktık başımıza. Bu Erzurum'da da Şapka nedeniyle asılan şöhret ana var mesela. Hı. Fakat e, sizin biraz önce e, söylediğiniz şeyden yola çıkarak yani Erzurum'da o secdeyi imkansız kılan terek alına yapıştırılmış içine de bir marhama dediğimiz ter alan Hı. mendil konulmuş. Hatta şapkasızların şehir meydanına girişlerinin yasak edildiği bir dönemde bizim köylü birisi böyle urgandan kendine bir e, şapka yapmış bir de karton kesmiş şemspyer yapmış evet jandarma demiş ki ya bu nasıl şapka demiş ağabey gavurun fikresi ne giyir? <laughs> şimdi milletimizin e, kendine benzetme hususiyeti de var yani siz dediniz ya tanzimat yavurlaşma yolunda bizi bir, zorlarken zorlarken biz Türkleşme fırsatı yakaladık. fırsatı yakaladık. Şimdi efendim, İsmet Özel bunları söylüyor. Bir derneği var, sevenleri var. Nefret edenler yoktur zannetmiyorum. İşine gelmeyenler çoktur. Ama İsmet Özel bu zengin Türkçesiyle, yani İsmet Özel olarak bile anlatırken bazen zorlanıyor. Şimdi... Ya bir kişilik ordu mu acaba? Yani İsmet Özel Allah hayırlı uzun ömür versin. Ama bir çığır açılıyor. Ama bir adam. Yani hayır hayır. Yani Türk milleti büyük Soruyor bir millet. Soruyorum size. Evet. Ee, biz 14 Mayıs 1950 Hristiyan takvimine göre günü e, başımızda kimlerin olmaması konusunda milletçe bir karar verdik. 14 Mayıs 1950 günü bir karar verdik. Bu karar Türk milletinin kararıydı. Türk milleti başında kimleri istemiyor? Yani seçimi Demokrat Parti kazanmadı. Seçimi Cumhuriyet Halk Partisi kaybetti. Demokrat Parti zaten Cumhuriyet Halk Partisi içinden çıkmış bir muvaza partisiydi. Burada mesele ee, insanların e, kendi inisiyatiflerinin kirlenmesine mani olmalarıydı. İnsanlar böyle bir tercihte bulundular. Ve o gün akşam ezanı Allahu Ekber Allahu Ekber diye okundu. Yani seçim sonuçlarının netleştiğine karar verdikleri zaman kanun Ezanın aslına uygun okunmasını yasaklıyordu. Henüz kanun iptal edilmemişti, ama millet kendi varlığını hemencecik şey yaptı. Bu arada hangi şehirde olduğunu bilmiyorum. Pazara iki sığır satmak üzere götüren köylü şehre yaklaşmışken Allahu Ekber, Allahu Ekber nidalarını duyunca orada yatırıp iki sığırı da birini alı koymadı. İki sığırı da kurban etti. Yani bir insan, yani adam oraya keyfek eder için hayvanları götürmüyordu. Anlatabiliyor muyum? Oradan belki çoluğuna çocuğuna, hasta çocuğuna bir şey sağlayacaktı. Ama ne yaptı? Gördü ki ezana kavuştu. O zaman millete mensup olmanın gereğini yerine getirdi. Onun için İstiklal Marşı Derneği ile Türk milleti arasındaki irtibatı kesmeye çalışanlar var. Biz bu irtibatı tesis ettiğimiz gün yani İsmet Özel asla tek kişilik bir ordu değil. İsmet Özel bir millete bu milletin bütün çocuklarının yapması gereken şeyi yapan birisi. Yoksa e, yani öyle olsa yaşayamaz insan. E, bu konuda ben vahiy falan almış değilim. Ama bütün gücümü milletten alıyorum. Millet de benim ne dediğimi gayet iyi biliyor. O yüzden de Görüyorsunuz şimdi biz burada e, mahalli bir televizyonda konuşuyoruz ama ben Uydudan burada Uydu'dan yayın yapıyoruz Erzurum'dan ama <laughs> Hayır ama ama ben bunu bu e, mainstream medya dedikleri asıl e, medya organlarından ben bu lafları edebilir miyim? Mümkün değil. Dediğim gibi Türkün tarifi budur. Kafirle çatışmayı göze alan Müslümana Türk denir. Kim ki İslam ordusuna dahildir, ona gayrimüslim diyemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Yani e, İslam ordusuna dahil olmak diye bir şey söz konusu. Yani biz e, dünya ölçüsünde gücümüzü e, para biriktirerek ve düzenli bir inzibat kuvveti elde bulundurarak sağlamadık. Biz dünya ölçüsünde Türk dediğin şey bunlar e, icap ettiği zaman her şeylerini ortaya koyup kendi sınırlarını muhafaza ederler. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Biz hiçbir zaman kendi sınırlarımızı e, Çin etmeyiz. Siper et gövdeni. Dursun bu hayasızca akın. Yani Sakarya Meydan Muharebesi'nde böyle kazandık. Yani orada savaşan müminler ben Allah bana inşallah şehadet nasip eder. Ama şehit olmadan önce öldürebileceğim kadar gavur öldüreyim diye savaştılar ve o yüzden de kazandılar. Kendileri öldü, ama düşman da çaresizliğini itiraf etmek zorunda kaldı. Yani bu yani ölen adama teslim olamazlardı, ama sağ kalanlar e, onları hallettiler. E, modern manada Türklüğün muhaç değil haçova meydan muharebesiyle. ...başladığını söyledim ben... ...yıllar öncesinden... ...yani orada... ...devletin... ...resmi güçleri... ...bozguna uğradılar... ...fakat... ...seyiz... ...aşçı... ...efendim böyle hizmet... ...elemanları... ...yağmaya dalmış olan... ...kafirin üzerine... ...baltalarıyla... ...nacaklarıyla saldırdılar ve bir taraftan da kafir kaçtı diye bağırdılar. O zaman o devletin resmi güçleri geri geldi. Yani Türk milleti gücünü önce Haçova'da gösterdi. Ama bütün tarih kitaplarını açın bakın. Denir ki Haçova'da kazandığımız zafer saray tarafından heba edildi. Anlatabiliyor muyum? Yani biz hiçbir zaman ee, yöneticilerimizin bize temin ettiği kıyakla argo kelime e, millet olmadık. Biz her zaman bunları ihanet ettirmeyeceğiz, bunların ihanetine fırsat vermeyeceğiz diyen milletin gücüyle mesafe ettik Bugün de aynı şey geçerlidir. Millet kimin? kimin hesabına çalıştığını anladığı zaman, kendisinin aleyhine dönen dolapları fark ettiği zaman, birilerinin işi bitiktir. E, isim yani kendisine değer verdiğim, önem verdiğim için değil ama, bir sembol olarak, işte Ağaoğlu. Sizin Türk İstanbul'u anlatırken 1453 diyorsunuz, atın üzerinde 1453 dediğinde de, Zoruma gidiyor. Yani dikey bir İstanbul. Türk mahallesi yok orada. 40 katlı, 50 katlı ipotek edilmiş hayatlardaki bir e, hapishane. Yani bu İstanbul içinde, Türkiye içinde bu uyanık, yırtık, ekmediği yerden biçen e, ve mahalleyi katleden sadece zenginlerin bir arada yaşayabileceği Hatta yaşa yaşamayacağı, Yaş yani yaşadığını zannedeceği e, mekanlar, bizim e, Türk e, aile hayatını, Türk mahallesini e, nasıl var edecek? Yani burada biz e... etmeyecek, <laughs> böyle bir şey olmayacak. Yani şu anda zaten Sao Paulo'ya benzettiler İstanbul'u. Yani <laughs> ama biz ee, diyoruz ki, İstiklal Marşı Derneği olarak, biz bu yüksek binaları yıkmayacağız. Buraları bitki ve hayvan e, barınağı haline getireceğiz. Buralarda, oralara toprak taşıyacağız. Ondan sonra e, gerektiğinde ziraat yapacağız. E, ondan sonra orada birçok hayvan türleri kendine üreme imkanı bulacak ve belki de bu İstanbul'un havasına çok müspet tesir edeceği için insanlar sıhhat bulmak için İstanbul'a gelecekler. Yani şu anda mahvetmiş gibi görünüyorlar Türkiye'yi ama ve İstanbul'u başta. Yani e, zaten e, İstanbul meselesi dünya siyasetinde mühim bir şeydir. Eee 19. yüzyılın Siyasi kadroları içinde sadece otofon Bismarck'tır. İstanbul Türklerin elinde kalabilir ve Türklerle meskun yerler bunlara vatan olarak verilebilir diye. Diğer bütün siyasiler İstanbul'un normal olarak o gün yükselen bir güç olduğu için Ruslara verilmesi görüşündedirler ve e, bu konuda aralarında anlaştıkları için mesela e, Leon Trotsky e, Rusya'daki Sovyetler Birliği'ndeki siyasi başarısızlığının sonunda geldi Büyük Adada yıllarca kaldı ve oradan işte başka yerlerde yurt tuta, 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 tutamayacağına dair münasebetler kurdu ve bugün de e, belki Grek anlayışıyla Genel Ortodoks anlayış arasında bir kendileri hesaplar yapıyorlar ve e, Vatikan'da buna zaten dünden razı bir yeniden bir Hristiyan başkent projesini hayata geçirdiler. Çok iyi bir mesafe kat ettiler. Türkiye'de ama özellikle İstanbul'da Hristiyanlaşma akıl almaz boyutlardadır. Ama Hristiyanlar bütün işlerini gizli olarak yürüttükleri için biz bunları göremiyoruz. Her neyse. Yani e, karamsarlık işlerin kötüye gittiğinin ifadesidir. İyimserlik Allah'tan ümit kesilmeyeceğinin ifadesidir. Ben siz bu konuşmamızda birkaç kere söylediniz. İşte iyimserler Bardağın yarısı dolu dermiş. Kötümserler bardağın yarısı boş dermiş. Ben de diyorum ki hayır. Ahlaksızlar bardağın yarısı dolu derler. Ahlak sahibi insanlar bardağın yarısı boş derler. Çünkü bardağın dolu olması esastır. Yani ben bu kadarlıkla kifayet ediyorum dediğiniz zaman bardağın doldurulmamasına oynuyorsunuz demektir. Bardağın yarısı dolu değil. Bardağın yarısı boş. Yani biz Türk olarak yaptıklarımızı kafi görüyorsak bardağın yarısının dolu olduğunu söyleriz. Ama biz Türküz. Bizi bu kesmez. Diyorsak eğer bardağın yarısı boş, biz Allah'ın izniyle onu dolduracağız deriz. O manada Türkiye'nin hiçbir yerinde Paniğe kapılacak bir durum yok. Ama bütün hazırlıklar bizim elimizi kolumuzu kıpırdatmayalım diye yapılmış hazırlıklardır. İnsanlara akla ermez, ahlaken zayıf insanlara işte elinden şu gidecek, evine ekmek götüremeyeceksin gibi tehditler savuruyorlar. Yapmıyorlar bunu her gün. Yani doğru davranırsan, ahlaklı hareket edersen kazanamazsın. Onun için sen de yolunu bul numarasını, adamını bul, yap bu işi. Herkes bu bununla uğraşıyor. Ama e, bu iş Allah'ın emrettiği şekilde olur. Eğer olmazsa demek ki Allah böyle takdir etmiş demek diye bir şey vardır. Ve bu da bizim önümüzü açar. İnsanlar birçok konuda... E, Güzel bir sonuç için hareket ediliyormuş gibi e, aldatılırlar. E, bu bakımdan e, mesela birisi onlara milli ekonomi dediği zaman iyi bir şeyden bahsediyor sanılır. Halbuki e, bize lazım olan Müslüman hayatı itibariyle ve Türk milletinin Hayatiyetinin ilerletilmesi daha üst bir basamağa çıkarılması itibariyle bize lazım olan milli pazardır. Yani milli ekonomi değildir. Yani biz kendi imkanlarıyla ayakta durmaktan sonra bir adım atabiliriz. E, bu manada. E, Milli pazarımızı teşkil etmeden, yani e, bunu milli pazarımızı mesela teşkil etmeyelim diye IMF'e bizim şeker pancarı ziraatı yapmamıza mani oldu. Çünkü şeker pancarı buğday kadar stratejik bir ürün. Yani eğer bir millet şeker pancarı üretiminde iyi bir yerdeyse, Bundan istifade edilmeyecek bir şey yok. Yani şeker bancanın yapraklarını pazı olarak yiyorsunuz. Hayvan yemi yapabiliyorsunuz. Şeker zaten adı üzerinde. Ama öyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani bir millet başı darda kaldığı zaman kendi ee nelere muhtaç olacak? Şimdi kahve bulamadık. Ne yaptık? Eee arpa kavurup içtik diyelim. Ama kahve keyfek eder bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani kahve bulamamak başka bir şey, aç kalmak başka bir şey. Yani bizi aç bırakmayacak bir imkanımız olması lazım. Yani biz böyle konularda bir milli mutabakata ancak İstiklal Marşı'nın bize nasıl bir vazife yüklediğini anlayarak ulaşabiliriz. Bir milli mutabakat istiyor muyuz? Bir kere bu var. Yani biz bu topraklarda bir milli mutabakat istiyor muyuz? Ha. İstiyoruz diyenler bu mutabakatın nerede bulunabileceğini görürler. Bu İstiklal Marşı'nın kendisidir. 41 Mısra'da bu vardır. Yani zaten korkma diye başlar. Bu da biliyorsunuz Sev mağazasının mağarasında Resulullah'ın Ebu Bekire söylediği ifadedir. Ee, bu marş bize millet hayatının ne istikamet tutturması halinde salih olabileceğini anlatır. Onun için e, bunu bilmeyen insanlar, yani böyle bir şeyi anlattığını bilmeyen insanlar bunun işte Kemalist bir e, sembol olduğunu sanır. E, düşmanları da yani hani benimseyenler bunu e, işte o zamanlara ait işte kuruluş e, ideolojisinin bir parçası olduğunu sanır. E, kuruluş ideolojisi falan filan diyorlar bunlar da bir yutturmaca yani. Ama e, İstiklal Marşı'nın düşmanları da bilhassa bunu göstermemeye çalışır. Şimdi Nazım Hikmet doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın mısrağına itiraz ediyor. Diyor ki Allah bize hiçbir şey vaat etmedi. Eğer biz Türk milletiysek Allah'ın bize vaadi olup olmadığını soralım. Olduğunu anlarsak Allah'ın vaadine niçin karşı gelelim? Allah bize vaat etmiş. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Ve biz diyoruz ki bu 90 seneye yakın zaman boyunca İstiklal Marşı içinde söylenen kim bilir belki yarın belki yarından da yakın kısmı belki yarından da yakın kısmını biz heba ettik harcadık çöpe attık şimdi elimizde yarın var doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir belki yarın yarın elimizde hala ama dediğim gibi bunu kaybedersek ondan sonra biz cehennemi boylarız. Sizin e, oturaktılar ve kaçaklar diye Hı. tavsif ettiğiniz e, zümre nedeniyle İstiklal e, Marşı harbi kazanmamıza yardım etti. Harp sonrası Tanzim'de e, Evet ertelendi. E, yani, evet. Yani tamam bütün fırsatçılar üzerimize evet. çullandılar. Neyimiz varsa gasp ettiler ve bizi Türk olarak sadece temiz kalpli insanlar olarak bir köşeye ittiler. İnsandan gayrı bütün mahlukat kainatta mevcudiyetini temsil eder. Sadece insan idealini temsil eden bir mahluktur. Yani biz dünyaya Allah'a olan kulluğumuzu tebarüz ettirmek üzere gönderildik. Kalü belada ben sizin, sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna evet diyenler de hayır diyenler de bu sözlerine hala sadık mıdırlar? Bunu görmek üzere Allah tarafından dünyaya gönderildi. Yani biz kalübelada evet demişsek ama dünya hayatında sözümüzü yemişsek gideceğimiz yer bellidir. Ama o sırada hayır demek gafletine düşmüşsek ama Allah'ın rahmetinin gazabını aşması yüzünden ...bize bu imkanı bağışlamasından istifade etmişsek... ...yani orada ben hata etmişim... ...Allah'ın Rabb, Allah benim Rabbim olduğunu bilmeliymişim deme seviyesine gelmişsek... ...bu sefer de oradaki nakısamızı gidermiş oluruz. Yani biz dünyaya cennete gitmek için geldik. Ama insanların çoğu cehennemi tercih ediyor. Çünkü dünyada gözü takılan şeylerle takılıyor ve orada kalıyor. Halbuki o buraya bir vazifeyle gönderildi. Yani bu bütün insanlar için, kafir, mümin, bütün insanlar için geçerli olan bir şey. Ve yani Allah doğunun da, da batının da Rabbidir. Yani kafirlerin dünyasında, küfrün diyarında olan biteni Allah çekip çevirmiyor demek dangalaklıktır Onun için e, dünyada nelerin döndüğünü de anlamamız lazım ve e, Allah'tan bizi Müslüman olarak öldürmesi duasında bulunmamız lazım yani Müslüman olarak yaşat Müslüman olarak öldür Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz de sağ olun.